camıma yumruk falan atıyor. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Deli gibi küfür ediyor arkadaşlar. Vurmaya falan çalışıyor. Evet, benim gördüğüm maksimum şiddet. Polisi arayacağım. Selam, yepyeni bir araba sohbetleri konseptli videoma hoş geldiniz. Eğer bu sizin benim kanalımda ilk seferinizse ya da böyle videolarımı izleyip izleyip abone olmadan kaçıp gidiyorduysanız abone ol tuşuna basarsanız bir de videoya like atarsanız. Ay çok fazla şey oldu. Tamam söylemeyeceğim. Hayır, yapmayacağım bunu. Bugün size hiç hoş olmayan bir konudan bahsedeceğim. Yani keşke yaşamasaydım da keşke bu videoyu çekmiyor olsaydım dediğim böyle başıma gelen çok sıcak oldu ya burası. Azıcık cam açıyor. Bir anda bana bunu gelmesi. Ya camları açıyorum sonra yandan insanlar geçiyorlar. Sonra utanıyorum, kapatıyorum. Sonra tekrar sıcak oluyor, açıyorum falan filan. Neyse hadi anlatıyorum, hazır mısınız? Bakın şimdi. Bunu böyle bazı bir kısmınız kabullenmese de ki çok fazla hak veriyorum. Ben YouTube'a yaklaşık 2,5-3 yıldır video çekiyorum. Yani benim 10. sınıf halimi biliyordunuz. Bu kız ne ara büyüdü, ne ara ehliyetini aldı, ne ara trafiğe çıkıyor falan. İşte benim böyle araba kullandığım videoya falan yorum atmışsınız. Oha ne ara ehliyetini mi aldın, nasıl araba kullanabiliyorsun falan filan tarzında. Arkadaşlar ben ehliyetimi aldım. Gayet araba da kullanabiliyorum. Herkesin gönlü gayet rahat olabilir o konuda. Ama tabii ben şimdi ehliyetimi alalı çok uzun yıllar olmadığı için ben böyle kendimi araba konusunda eğitmeye çalışıyorum ve haftada bir olsun işte iki olsun babamla araba sürmeye çıkıyoruz. Yani bildiğiniz böyle turluyoruz, etrafa çıkıyoruz. İşte bir gün şunu öğreteyim diyor babam sana, park etmeyi öğreteyim diyor. Bir gün diyor bunu yapalım diyor. Bir gün şu trafik çok karışık oluyor, oraya girelim diyor falan filan gibi. Babamla işte hem benim şoförlüğümü geliştiriyoruz hem de araba hani sürmediğiniz zaman hamlandığınız bir şey sonuçta. Hamlanmamak için arada böyle araba kullanıyorum. Bu olayın başıma geldiği gün o günler bir tanesiydi. O gün de babamla şey dedik işte arabanın yokuş kalkış destek sistemini nasıl kullanırız hadi bakalım. Gittik böyle dimdik bir yokuş bulduk kendimize. Çıktım yokuşa işte frene basıyorsun da gaza basıyorsun işte yokuş kalkış bilmem falan. Onları şimdi size araba şeyleri anlatmayacağım. Onu denedik. Ondan sonra tam çok güzel turladık falan filan eve döneceğiz artık. Tam böyle eve dönüş yolundayız. Arkadaşlar hemen size kazanı anlatıyorum. Zaten bir kaza geçirdiğimi hepiniz anlamışsınızdır. Yani video başlığı direkt kaza yaptım falan yazarım kesin. Kendim biliyorum. İki şeritli bir yol. Aha böyle iki şerit, tamam mı? Bu iki şerit tek şeride daralıyor. İki şeride tek şeride hop daralmışlar. Biz de iki araba yan yana gittiğimiz için darlaşmaya böyle beraber girdik. Biraz sıkıştık. Ne yapayım? Alo ne yapayım yani? Yanımdaki arabanın üstüne mi süreyim? Ne yapabilirim? Yavaşladım. Çok doğal olarak hani çok normal olarak her şoförün yapması gereken hareket olarak. Ben yavaşladım. Yanımdaki araba geçti. Ben de güya diyorum ki onun arkasına takarım giderim. Arkadaşlar ben yavaşladım derken arkadan küt birisi. Zaten ben daha ne oluyor ne diyor kaza mı yaptık onu idrak edemiyorum. Bakın diyorum ki bir ses geldi bir şey oldu böyle arabayı sallandık falan ne oluyor diyorum kaza mı yaptık diyorum. Babam döndü bana kaza yaptık dedi sakin ol dedi. Direkt babam bunu dedi yani kaza yaptık ama sakin ol dedi. Babamın bunu demesiyle benim sol kapı oluyor açılması bir yoldu. Bir anda kapım açıldı. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Adam, arkadan çarpan adam açtı kapıyı. Baktı böyle bir kadın. Yani kadın. Dövemez, vuramaz. Sağ olsun gerçekten bana vurmadı. Çok teşekkür ederim. Böyle bir baktı. Seni de... Şimdi gerçekten buraları bipleyeceğim. Çünkü hani... ahlakımızın kaldırabileceği gibi şeyler değil bunlar. Deli gibi küfür ediyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede küfür ediyor. Seni de diyor kullandığın arabayı da... Neyse ondan sonra baktı ben kadınım babamı gördü yanımda babamın kapısına gitti hemen böyle önden babamın kapısını açtı babamı çıkartmaya çalışıyor ve zor kullanıyor ondan sonra vurmaya falan çalışıyor babam tabii ki hani engelliyor vurmasını falan ama ya arkadaşlar ben o an gerçekten kilitlendim ne olduğunu şaşırdım ben diyorum ki kilitlendim ya hiçbir şey düşünemiyorum benim gördüğüm maksimum şiddet bu hayatta babamla 5 yaşında boğuşmalarımız hani at olurdu babamın üstüne çıkardım işte onunla boğuşurduk falan o beni yere atardı ben tekrar üstüne çıkmaya çalışırdım bu ben gerçekten şok içerisindeyim ve bunların hepsi saniyeler içinde oluyor düşünebiliyor musunuz kaza yapıyor adamın birisi geliyor senin kapını açıyor sana küfürler sayıyor babana gidiyor babanı darp etmeye çalışıyor babam karşı koyuyor ama hani karşılık vermiyor çünkü gerçekten arkadaşlar bakın Allah bizi hayvanlardan ayıran bir yeti vermiş bize konuşabilme ve anlaşabilme yetisi vermiş sen böyle güzel böyle işe yarar bir yetin varken neden hayvanlar gibi bir insana saldırır küfür eder
üzerine yürürsün. Neden? Ya neden? Ya gerçekten hiçbir anlam bulamıyorum. Bu cahillik mi? Bu ne? Ben buna bir anlam veremiyorum gerçekten. Senin arabana ben suçluysam, çarptıysam ya bunu insan gibi çözebiliriz ki gerçekten suç bende asla değil. Arkadan gelip çarpan bir adamdan bahsediyoruz. Büyük ihtimalle zaten yani yola bakmıyordu. Ya ben yola bakmadığına çok eminim arkadaşlar. Çünkü ani duruş bile yapmadım. Yavaşladım. Sen nasıl yavaşlayan bir arabaya çat diye arkadan girebilirsin? Takip mesafesini mi korumuyordu? Büyük ihtimalle. Yola mı bakmıyordu? O da büyük ihtimalle. Çok mu hızlıydı? Artık freni mi tutmadı diyeceğim. Altında BMW vardı. Yani BMW'nin freninin tutmama olasılığı bilmiyorum. Çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Neyse işte bakın dakikalar içinde bunları yaşadım. Ondan sonra babam arabadan çıktı. Hani çözmeye falan çalışıyor. Adamı sakinleştirmeye çalışıyor. Adam nasıl deliriyor? Babamın üstüne yürüyor falan. Diyor ki sakin ol. Babam sadece şunu diyor. Sakin ol çözelim. Sakin ol. Sakin ol. Ben arabada kilitlendim. Polisi arayacağım. Ben 112'yi aramışım arkadaşlar. Bakın arama kayıtlarım vardır şu an. Buraya bir yere koyarım. 112'yi aramışım. Korkudan yani çünkü ne yapacağımı şaşırdım. O an birisi gelip bana dese ki senin ismin ne söyleyemem. Çünkü şok olmuşum yani. Girmişim böyle donmuşum kalmışım. Neyse aradım 112'yi. Bana diyorlar ki yaralı var mı? Ondan sonra fark ettim 112 aradığımı 155 yerine. Ama zaten 112 falan da 155'e yönlendirebiliyormuş. Onu ben bilmiyordum. Sonrasında öğrenmiş oldum. O sırada da adam diyor ki bekle lan diyor silahımı alacağım. Ben bunları duyuyorum. Ben yalvarıyorum telefonu deli gibi ağlıyorum. Diyorum ki lütfen çabuk gelin bu adam babama bir şey yapacak. Babamı üstüne yürüyor. Babama vurmaya çalışıyor. Küfürler ediyor deli gibi. Bizi tehdit ediyor. Silahımı alacağım geleceğim. Siz diyor bittiniz diyor. Bilmem ne diyor. Bu arabanın bütün parasını ödeyeceksin. Lan ben senin neden arabanın parasını ödeyeyim? Sen gelmişsin benim arabamı arkadan vurmuşsun. Ben gideceğim senin arabanın parasını ödeyeceğim. Ayrıca vardır sigortan yaptırsın yani. Neyse aradım arkadaşlar 112'yi artık 155 yerine 112'yi arayan tek insan ben olabilirim. Bana soruyorlar ki yaralı var mı? Ben diyorum ki lütfen çabuk gelin hani çabuk gelin lütfen bir şey yapacak falan diyorum. Bu geldi. Ben camımı kapattım tabii o şeyle bunu düşünebilmişim Allah'tan. Camları falan kapattım arabanın. Babam indi arabadan ama ben arabada tek başıma donmuş bir şekilde duruyorum. Benim camıma vuruyor falan diyor ki arabayı ileri çek diyor. Babam da çekme diyor. Çünkü fotoğraf falan çekeceğiz arabanın hani nasıl çarpıldığını kanıtı olsun fotoğrafı olsun bir şey olsun. Çek lan arabayı diyor. Benim camıma yumruk falan atıyor. Bayağı arabaya yumrukluyor falan. İyi ki camım kırılmadı benim. Neyse ondan sonra işte babam sen sakin ol bilmem ne falan filan derken polis gerçekten inanılmaz hızlı geldi. Çok şükür gerçekten böyle 4-5 dakika içerisinde falan polis geldi. Bu polislerin yanında da sakinleşmedi. Saldırıyor oraya buraya saldırıyor. Böyle işte polislere falan dayılanıyor. Bize küfür etmeye devam ediyor. Yani ağza alınmayacak küfürler gerçekten hiç hoş değil. Sonra polis bunu böyle çekti bir kenara. Sen dedi lan polisin yanında ne yapıyorsun falan filan dedi buna. Ondan sonra bu polise de böyle dayılanınca polis bunu aldı bir güzel. Bu arabalarının arkasında zırhlı bir yer oluyor ya böyle demir parmaklı. Oraya tıktılar yaka paça. Çünkü adam maganda arkadaşlar. Adam maganda. Ya ben de bu şansımla denk gele gele magandaya denk gelmişim. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Neyse bu ruh hastasını tıktılar. Bu manyak da içeride büyük ihtimalle işte çetesini mi aramış artık. Yani gerçekten insanları tipiyle yargılamam. Gerçekten yargılamam. Gerçekten bu tabiri de hiç sevmiyorum ama benim yaşadığım semtte Buca'da böyle Buca kekoları diye bir tabir vardır. Ve böyle hani çok ipe sapa şey olmayan insanlardan oluşan bir topluluk vardır ve buna Buca kekoları diye isimlendirilir bizim burada. Gerçekten oralara mensup bir arkadaşımız gibi görünen bir arkadaşımızdı. Neyse işte bu içeride aramış galiba çetesini mi diyeyim artık neyini diyeyimse böyle 5-6 tane adam topladı oraya ve hepsi buna benziyor. Hepsinin tipi aynı. Aynı tipler böyle toplandılar. Ama Allah'tan ki toplanmışlar galiba bunlar bu adamı sakinleştirdiler. Ondan sonra çıktı bu böyle. İşte arabadan çıkarttılar bunu. Polisler galiba demiş. Sakin olacaksan çıkaracaksın. Çünkü tutanak tutulacak işte araba raporları, trafik polisi geldi falan filan derken çıktı bu sakinleşmiş. Neyse ki sakinleşmiş. İşte babamdan özür falan diledi. Benden özür diledi. Bana gelmiş diyor ki abla diyor çok özür dilerim. Ben ama hüngür hüngür ağlıyorum o sırada. Ya çünkü arkadaşlar gerçekten beni etkileyen
asla arabayı çarpmış olmamız osu busu falan değil. Ya araba bu çarpar, tamam. Cana gelmesin. Gerçekten cana gelmesin yani. Sigortamız var, şeyimiz var. Öder. Maddi hasar olsa bile yani para, anladınız mı? Cana geleceğine paraya gelsin. Ona buna gelsin. Ben yaşadığım şeyin şokundayım. O adamın yaptıklarının, o adamın saldırmasının, küfürlerinin, tehditlerinin şokundayım. Ağlıyorum işte. Abla diyor, senden diyor çok özür dilerim bilmem ne falan filan. Neyse işte olmasın, tutanaklar tutuldu. Evimize geldik ve ben böyle bir travmamla oturmuş kalmış oldum. Gerçekten iğrenç bir olaydı. Bunu böyle anlatmış olmam bile iğrenç bir olay. Keşke yaşamasaydım, keşke hiç anlatmasaydım. Ben şu an gerçekten trafiğe çıkmaya korkuyorum ve ben sadece şunu düşünüyorum arkadaşlar. Babam yanımda olmasaydı ben ne yapacaktım? Ben tek başıma o adamla nasıl mücadele edecektim? Ne yapabilirdim yani? Kendimi arabaya kilitleyip o adamın camları kırmaması için dua etmekten başka olsa da ne yapabilirdim? Bunu düşünüyorum. İnanılmaz korkuyorum. Böyle insanlardan inanılmaz korkuyorum. Umarım gerçekten hayatımızın hiçbir alanında ben, siz, işte ailenizden başkaları, umarım böyle insanlara denk gelmeyiz. Böyle insanlar bize uzak dursunlar. Tek temennim bu. Şimdiden videoya atacağınızı düşündüğüm böyle tatlış yorumlarınız için çok fazla teşekkür ederim. Artık kapatacağım bu videoyu. Anlattım. Bayağı konuştum. Gideceğim artık. Arabayı da bir süre kullanmam diye düşünüyorum. Çünkü gerçek bir travma yaşıyorum şu an yani trafiğe çıkma konusunda. Hepinizi çok seviyorum. Başka videoda görüşürüz. Dediğim gibi eğer kanalıma abone olup işte videoyu falan beğenirseniz çok mutlu olurum, destek verirseniz. Seviyorum sizi. Bay bay.